ve aynı device o hassas veriyi okuyabilir. Bu nedenle yine maskeleme loket yazmamız gerekiyor açık adına veya daha da güzel hiç yazmamamız gerekiyor hassas veriyi. Buna da dikkat edilmesi önemli. Özellikle web uygulama güvenliğindeki birinci temel nokta girdi denetimi. Burada bir internet alıyoruz. Mesela bir broadcast receiver olduğunu broadcast receiver yani service olduğunu düşünün. Bir internet alıyorsunuz. O internetin içinde de bir URL parametresi var. Onu alacağız. Bu interneti kim gönderdi bize? Güvenilmeyen bir kaynak. Başka bir uygulama. Bir servis. Bizim yazmadığımız. Başka bir content provider. Dolayısıyla bu URL'i mutlaka whitelist yöntemiyle buranın ne kadar üzerinden geçsem az değerli arkadaşlar. Whitelist yöntemiyle almalıyız. Yani URL nasıl olmalıdır? If URL beklemediği bir şeyse kabul etme. Else kabul et. Mantığı blacklist'in mantığı. Yani beklemediğiniz şeyleri deny ediyorsunuz. Geri kalan eksen ediyorsunuz. Halbuki yapmamız gereken benim beklediğim parametreler neler? Bir URL ise URL, regular expression yapabilirsiniz, e-mail ise e-mail expression, eğer uyarsa devam edelim, uymazsa else, atarım ya da reddedelim. Bu mantıkla geri denetimizi mutlaka yapmamız gerekiyor. Özellikle de bilgiler güvenlik, güvensiz kaynaklardan geliyorsa. Bu biraz daha basit bir konu. Uygulamalar genelde tek başlarına stand-alone çalışmıyorlar. İşte cloud'dan bahsediyoruz. Web tarafında uygulamalardan bahsediyoruz. Uygulamanız, puanları göndermek için bir web servisiyle bağlantı kuruyor. Gönderdiğiniz bilgilerin kritikliğine göre mutlaka HTTPS connection'ları kullanın. Özellikle bu politikalarda, standartlarda başımıza artabilecek bir konu. Ve bunu yapmak basit. Tek önem verdiğimiz konu, kullandığınız uygulamanın sertifikasının geçerli bir sertifika olması. Ve bunu bypass etmek için de Trusted Manager ya da host, Custom Host Verifier'ları kullanmamız. Yani kod parçası çok basit. Sertifika eğer geçerliyse çalışır. Çalışmazsa exception veririz, alırız ve bu exception'ı bypass etmemeliyiz. Orada bir problem vardır. Belki birisi araya girmiştir. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Özellikle bağlantı güvenliği. Ama kullanmak amacı da çok basit. Yeter ki mantıklı bir güvenlik sertifikanız olsun. Sonuçta tarafında. Sonuçta device olduğu için güvenlik depolama en önemli konulardan bir tanesi. Güzel tarafı Android izole uygulamalardan çalışıyor. Sandboxing ortamlar. Yani çok büyük bir problem çıkmadıkça Android işletim sisteminde bir uygulamanın diğer uygulamanın verisine erişemiyor. Ama file sistemi kullandığımızda ya da shared preferences kullandığımızda, content provider'la DB oluşturduğumuzda mutlaka mod private attribute'u kullanmamız gerekiyor. Öyle yaptığımız zaman bizim yazdığımız uygulama dışında başka uygulamalar yazdığımız dosyalara erişebilir. Aksi takdirde erişebilir. Bu noktada belki siz de görmüşsünüzdür. Beni hatırlar özellikleri var uygulamalar. Username password alıyorsunuz. Uygulamayı kullanıcı ismini şifre giriyor kullanıcı. Siz daha sonra backend'e bağlanıp onu kontrol ediyorsunuz. Her defasında uygulamaya girişinde kullanıcıya username password sormak istemiyorsunuz. Ne yapmalıyım diye sorduğunuzda username password'ı private dosyaya yazarım ve orada kalır dediğimizde shared preference kullandığınızda böyle bir kod parçası elde edersiniz ya da yazarsınız. Başka uygulamalar o dosyaya erişemez. Ya da preferansıya erişemez. Çünkü sizin uygulamanızın oluşturduğu bir şey. Ama ne olursa olsun politikalar ve best practices'ler clear text'in içinde username ve password'un saklanmasını önermez. Risk düşük bile olsa. Ne yapmamız gerekir bu konuda? Android'in böyle bir henüz hani native bir size cevap verecek, mesela daha öteki DPI, PI gibi cevap verecek bir özelliği yok. Ama böyle bir şey yapabiliriz. Username password kontrol ettikten sonra token dönen bir uygulama. O tokenla uygulamaya belli bir süreliğine veya sign out özelliğiyle beraber kullanabiliriz. Dolayısıyla eğer device'ınız hacklenirse ve işte ADB ile ya da rootlanarak içeri girişim username password'ınız clear text olarak gözükmez.
Token gözükür ama password'ünüz gözükmez. Nedir bu avantajı? O password'ü çoğumuz yapıyoruz. Başka uygulamalarda da kullanıyoruz biz. En azından bu riski bertaraf etmiş olabiliriz. Ve tabii politikalara uyguluyoruz. Şimdi gelelim en çetrefilli probleme. Android yetki yönetimine ilk baktığında uygulamayı kurduğunuz zaman size permission'ı ister. Oradan ilk gelen düşünce kafamda bütün yükün kullanıcılara bindiğidir. Yani kullanıcılar üstünde çok büyük sorumluluk var. Mesela SMS gönderme permission'ına izin veren bir kullanıcının kurduğu uygulama her şeyi yapabilir. SMS gönderebilir çünkü. Ve buradaki problem kullanıcının problemi. Device'ın veya ortamın adresinin değil. Aynı şey developer için de geçerli. Yani normalde bizim istediğimiz şey şu. Ben gerçek kaynağım ve bir servise başlatmak istiyorum. O da gerçek servis ya da gerçek hedef. Ama device'in üzerinde sahte hedef de olabilir ve sahte kaynak da olabilir. İşte bunlara göre yol etmemiz lazım, uygulamamız. Bunu yapabilmek için de yetkilendirme yapılarından bahsedeyim. Sonra da 3 tane ipucu vereceğim size. Yetkilendirme yapılarında Android'de her şey permission tanımlı çalışıyor. Ve permission dediğim şey bir string. Bakın Android name attribute'ünün değeri Orbit Güvenlik Permission isminde bir izin, yetki tanımlıyorum. Ve bunu kullanabileceğim ve uygulamaları kullanacağı bir yetki oluyor. Ve herhangi bir uygulamada permission tanımlayabilir. İlki bu. İkincisi, bu permission ya da benim yazdığım servisi kullanmak isteyen bir uygulama alttaki şekilde kullanıcıya kullanım vaktinde bir permission isteği yapacak. O da alttaki yapıyor. Yani manifest dosyasında user permission'da ilgili permission'ı ben istiyorum. Uygulamam çalıştığında bana gerekecek isteği. Üçüncü yapımız permission enforcement diye. Yani benim bir servisim var ve ancak ve ancak belli başlı permission'ları alan uygulamaların çalıştırmasını bekleyebilirsiniz. Yani bir receiver yazıyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir activity'de, service'de veya provider'da yine aynı teklerle bir permission'un uygulamaya verilmiş olmasını enforce edebilirsiniz. Tabii bir de bunun kod tarafı var. Diyelim ki bir internette broadcast edeceksiniz. Ama herkese gitmesini istemiyorsunuz. Çünkü bütün uygulamalar sizi dinliyor olabilir. Sistem böyle oluşturulmuş. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece belli izinleri almış, mesela o web güvenliği permission'la almış uygulamalar, kullanıcının bilgisi dahilinde olan uygulamalar bu internetin verisine erişebilsin diyebiliyoruz. Eğer çağrılan tarafsa check calling permission'la bizi çağıran kişinin o izni sahip olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Şimdi senaryo, birinci senaryomuz şu, en basit senaryo. A, kaynak, diyelim ki bir servis kullanmak isteyen bir uygulama. B de bir servis olsun. B çağrıldığı zaman şu soruyu sorabiliriz. A yetkili değil. A kullanıcıdan yetki aldı mı? İkinci senaryoda A servis olsun. B de servisi broadcast ettiği bilgiyi receive etmeye çalışan uygulama olsun. B şunu diyebilir. Bana broadcast edilen bu veriyi gönderen kişi A mıdır? Yetkili midir? Ve sadece o mudur? Yani mesela bu push notification servisini kullanıyorsunuz. Yine aynı örneği veriyorum. Ve bir uygulamasınız. Bir uygulama olarak aldığınız bilgi sadece ondan mı geliyor? Çünkü başka birisinden gelmesi kabul edilemez. Yanlış sahte bilgiler size push edilebilir. Yani sadece A yetkili bir sorusunu sormamız ve cevabını almamız lazım. Üçüncü senaryoda Android'in native olarak buna cevap vermediği belli triklerle gerçekleştirmemiz gereken nokta. B şu soruyu soruyor. Beni çağıran A gerçek midir? Yani Facebook uygulaması mıdır gerçekten? Ya da Google uygulaması mıdır? Bu sorunun cevabını mutlaka alması gerekiyor. Çünkü en kritik soru bu. Birinci senaryo için ipucu basit. Çünkü normal permission kontrolü yeterli. Nasıl? B uygulaması bir permission tanımlıyor. Sonra onu kendi receiver'ında örnek veriyorum. Enforce ediyor. Yani ben bu permission'a sahip kullanıcılar tarafından, uygulamalar tarafından
çağrılabilir diyorum. Ağda kurulurken, kurulma aşamasında bu izni istiyor kullanıcı. Eğer kullanıcı bu izin verirse bu işlem gerçekleşebilir. En basit de bu ve uygulandı bu. Şimdi sadece ağ yetkilebilir konusu biraz daha çetrefilli. Ama güzel. Ağ protection level signature olan bir permission ifade ediyor. Bu ne demek? Sadece ağ ve ağı imzalayan imzayla imzalamış uygulamalar bu izne, yani permission iznine sahip olabilir. Ve eğer B kendisine istek geldiğinde bu izni enforce ederse, bu izni beklerse, o zaman sadece A'nın göndereceğini bilir. Veya A imzasıyla, yani mesela Google'un imzasıyla imzalamış, diğer uygulamaları çağıracak. Bir yere daha güvenli. Başka bir uygulama, çünkü böyle bir izni isteyemeyecek kullanıcılar. Protection level switch olduğu için. Gelelim üçüncü, yani B'nin A gerçek midir sorusuna. Bunu bilmenin pek bir yöntemi yok. Çünkü bir uygulama yazıyorsunuz, bir servis. Sizin uygulamanız bir device'a kurulmadan önce sizin uygulamanızı mock eden, yani o sizin uygulamanızmış gibi çalışan bazı başka bir uygulama kurulabilir device'a. Bunu engelleyebilecek bir şey yok. Yapıya kontrol yok. Dolayısıyla B'nin bu sorusu çok iyi bir soru ve bunun cevabını almak zorunda. Bunun için de bu örnek kodu Facebook'un uygulamasını aldım. Bize de bir ipucu teşkil edebilir. Eğer daha öncesinde pek için ismini biliyorsanız, mesela işte com.google.cdtn push notification servisinin pek için değişmiyor, aynı. Bu pek için trusted bir şekilde signature'ı da alıp kendi uygulamanızı hardcode ederseniz, daha sonra sizi çağıran uygulamanın signature'larını alıp tek tek bu signature'a göre kontrol edebilirsiniz. Ancak bu şekilde bizi çağıran uygulamanın gerçek uygulama olup olmadığı kontrol edilebilir. Biraz daha işte signature'ın hardcode olarak uygulamanın içinde olması pek istenmeyen bir konu olabilir ama başka bir çözümümüz yok. Yazdığımız uygularda en önemli noktalardan bir tanesi tehdit modelleri. Bunu siz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz çünkü developer olarak yazdığınız uygulamayı en iyi bilen sizsiniz. Bunu bir örnekle vermek istedim. Yine push notification örneğini kullanacağım. Bakın bu bir Android cihaz. Bir push notification sunucusu var internet ortamında. Notification'ları alıyor ve client'taki, yani cihazdaki push notification servisine bağlantı halinde. Bir uygulamamız var ve bu notification servisine yararlanmak istiyor. Önce register oluyor. Daha sonra, register olduktan sonra bu client ona herhangi bir servisi ya da mesajı push notification sonucundan aldığı vakit broadcast'e gönderebilir. Ve böylece işte siz uygulamanız açık olsun diye olmasın bir toast mesajında veya başka bir şeyde görebiliyorsunuz. Haberdar olabiliyorsunuz da bunlar. Her zaman bunu yapmak çok mantıklıdır. Dizayn ettiğiniz uygulamayı bir beyaz kağıda çizin. Böyle bir tahtaya. Aynı bunun gibi çok basit haliyle. Daha sonra düşünün. Benim uygulamam, diyelim ki siz push notification servisine yazıyorsunuz. Sizin responsibility'niz, göreviniz oldu. Uygulamanın size kayıt olup olmayacağı, sahte uygulamanın size bağlanıp bağlanamayacağı, bunlar hep tehditler. Ben broadcast yaptığım zaman bana register olmamış bir uygulamanın bu broadcastlere ulaşmaması. Çünkü siz belli bir uygulamayı gönderiyorsunuz, hepsi bakmamalı. Bütün bunlar sırada bir sizin de sıralayabileceğiniz tehditler ve bunlara karşı almanız gereken önlemler var. Bu ipuçları veya bunun gibi dokümanlar mutlaka fayda olacaktır size. Gönderdiğiniz veriler güvensiz bir şekilde bakıyor. Kayıt işlemlerinin süreçleri nasıl? Bu şekilde tehdit modelleme, yani bir brainstorming yaparak tehditlerinizi sıralayıp önlemlerinizi, risklerinizi tabii belirleyin. Önlemlerinizi alırsanız çok daha güvenli bir uygulamanızı, çok daha güvenli bir uygulamayı deploy edebilirsiniz kullanıcılarınıza. Ve çok da vaktinizi almaz. Şimdi sunumu bitirmeden önce
arkadaşlar. Kognitif Science'den bir örnek vermek istiyorum. Normalde bir kişiyle yapabileceğimiz bir uygulama bu ama burada tabii böyle bir interaktif olmayacaktır. Ben daha çok eğitimlerde gördüğüm şekilde alınan sonuçlar üzerinden anlatacağım size. Bu bir bilişsel bilim örneği. Doğrulama ilgili bir ismi. Mantığı da şu, insanlar yeni bir bilgiyi inançları doğrultusunda kabul edip etmiyorlar. Yani önceki inançlarımız yeni bilgiyi şekillendiriyor bizi. Yanlış diyor veya doğru diyor. Buradaki uygulama da şu. Ben kafamda bir algoritma belirledim. Aynı bulmaca gibi. Ve o algoritmaya uygun şekilde bir triple yazdım. Bir üçlü. İşte 7, 14, 16. Karşımızdaki insana soruyoruz. Diyoruz ki bu algoritmayı tahmin edebilir misin? Tabi herkesin kafasında belli bir algoritma oluşuyor. Mesela genelde oluşan algoritma bu. N, 2, N, 2, N, 2. Çünkü baktığın zaman üçlüye uyan ilk algoritmalarından bir tanesi bu akla gelen. Tabi bu algoritmayı bana söylemiyor. Ben sadece emin olma yüzdeniz nedir diyorum. Tek bir verisi olduğu için kullanıcı ya da karşımdaki insan genelde işte %60, %50 oranında eminim diyor. Peki bana triple söylerek emin oranını arttır diyor. Bir üçlü söyle, ben de doğru olup olmadığını sana söylüyorum. Mesela 5, 10, 12 diyor. Ben de biraz düşünüyorum. Diyorum ki evet doğru. Yani benim kafamdaki algoritma uyuşuyor. O da diyor ki bana %80 oranında eminim diyor. Bir tane daha söylüyorum. 8, 16, 18 söylüyorum. Doğru diyorum. Tamam diyor artık. Kesinlikle. %100. Peki algoritma söyler misin kafamdaki? N, 2, N, 2, N, 2. Ama doğru algoritma değil. A küçüktür, B küçüktür, C. Ben de ilk başta baktığım zaman bulduğumda, okuduğumda aynı şeyi yapmıştım. Problem burada bakış açısı. Çözümlenecek ya da hataya düşünecek bir konu değil bu. Olması gereken aslında yanlışlama eğilimi. Yani kafamızda bir algoritma oluştu, bir inanç var. Ama onu yanlışlayacak verilerle onun doğruluğunu test etmeliyim. Yoksa kendimi doğrular nitelikte devam edelim. Örnek şu, eğer algoritma buysa, tamam %60 eminim ama 6, 12, 13 değeri benim kafamdaki N2N2 ters düşen bir triple. Ve ben yine doğru diyecektim. Doğru dediğim zaman o zaman akıldaki yani inanılan inanç %0'a düşmüş olacak. Başka bir algoritma geliştirecek. Onu destekleyen. Burada anlatmak istenen şu. Bir uygulama kullanıyorsunuz ve bir text box alıyor. Ve siz oraya hep integer bilgisi gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü TL var sonunda. Ama hacker böyle düşünüyor. Hacker oraya pozitif integer değil, eksi yüz de bilir. Dolayısıyla eğer havale şimdi kullanırsanız onu karşınızda havale yapılan kişinin hesabından 100 TL çekip sizin hesabınıza yazılabilir. Eğer doğru bunu düşünmeyiz. Çok basit bir örnek. Katılıyorum ama en iyi bu şekilde anlatılabilir. Yani yanlışlama eğilimi developer için birinci derecede düşünce tarzı olmalı. Şüpheci yaklaşım. Paranoyak olalım demiyorum ama mutlaka gelen bilginin kontrolü açısından ya da nasıl olabilir, nasıl olmayabilir açısından bu şekilde düşünmemiz lazım diyorum. Sonum bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir mail listemiz var. Boğaziçi Türkiye'nin mail listesi. Yaklaşık 500-600 kişi var orada. Eğer siz de katılırsanız Türkçe olarak uygulama güvenliği, işte hacking, defensif yani defansif anlamda neler yapabiliriz ya da işte hacking anlamda neler yapabiliriz. Onların tartışıldığı bir mail listesi. Google'a bunu yazarak erişebilirsiniz. Bu arada eğer erişebilirsem sonuçları da bulurum. Yukarıdaki kısım ağırlıklı oluyor tabii. Yani
bir yol verdiği zaman boy sayısını belirtmiyor ama ağırlığına göre belirtiyor. Çünkü en çoktan, en üniversite kadar sınavları sıralamışız. Bakın güvenlik gene fena değil. İkinci en önemli konulardan bir tanesi. En önemli konu performans gibi gözüküyor burada. İkinci önemli konu işlevsellik yani functionality. O da tabii çok önemli bir mesele. Kod kalitesi en düşük olmuş ama demek ki yani spagetti kod da yazsak çalışırsa problem yoktur. Bu Facebook'un CEO'su biliyorsunuz. Ama Zuckerberg'in bir 30 saniyelik NBA videosunu izlemiştim. Şey diyor, biz her gün kod ship ediyoruz diyor. Yani her gün kod ship etmek demek release cycle'ın bir gün olması demektir. Yani çok sıkıntılı bir şey. Kod kalitesinin süper olmasını bekleyemeyiz. Demek ki evet, kod kalitesi o kadar önemliymiş. Ama güvenliğin ikinci çıkması da güzel, önemli. Buna yine bu URL'e geçebilirsiniz. Bu sonuçlar. Teşekkürler arkadaşlar. Eğer sorunuz varsa soruda alayım. Buyurun. Hocam başta söylüyorsanız işte bu bölümdeki markasyon girişlerden bir eşitlik, connection'lar bir yere bağlanmış. Bir yere bağlanmış. Burada ben şey düşünüyorum, hani böyle bir olma ihtimali var mı? Şimdi mobil cihaz web sitesine bağlanmış zaman illaki bir sonraki connection'lara bağlanmış. Portal için gelişme satma anlatan işler. İşte bu kısma, bu işlere bir DNS ağ zehirleme gibi bir teknik uygulayarak o site değil de sarkazların site, link gibi bir komut verdiğinizde işte dönen değerlerden bir yönlerde sahte bir şey yapabilir miyim? Tabii kesinlikle. Yani burada program üstte mesela DNS cache poisoning saldırıları vardı. Eğer hedef uygulama ve uygulamasını DNS'ini yamaları yapamadıysa ve cache poisoning ve farklı yere dönebilirsiniz bitmiştir. Ama HTTPS kullandığınız vakit orada sertifika kontrolü yapıldığı için şeyde, mobil uygulama tarafından, native tarafta bir problem olacaktır. Ama ne zaman developer işte SSL connection yaptığında ilk devresinde sertifika tasarlarsa yapacağı ilk işlem şudur. Bir özel bir trusted manager yazacaktır oraya. Stack Overflow örnekleri var. Herhangi bir sertifika kabul edilir hale getirecektir. Öyle bir durumda saldırı yine gerçekleşir. HTTPS olsa bilir. Teşekkürler arkadaşlar.